Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Video geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel iki tane indikatörden bahsedeceğim. Ee, açıkçası iki tane indikatörü geçmeden önce, e, konuya geçmeden önce e, sizlerden gelen mailler doğrultusunda Solano'yu incelemem çok istendi. E, teknik analiz yapmam çok istendi ama derin bir teknik analize girmeyeceğim arkadaşlar. Üstünden geçeceğim. E, çünkü iki tane indikatör Solano ekstra bir e, parite daha inceleyeceğiz ve orada da e, oluşan çok güzel bir formasyon var. Onu göstereceğim size. Takibinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben Solano'yu hızlı bir şekilde geçeyim. Şimdi arkadaşlar, solanı açıkçası ben solan 1 yedim 8 dolarlardan e, yaklaşık 200 kusur e, 258 dolarlara kadar çıkınca değil de yani e, burada aynen yükselen üçgen formasyonunda arkadaşlar kırıldıktan sonra Burada işleme girip arkadaşlar %50'lik bir kar realizasyonu yaptık da 8 dolarlardan 250 dolarlara kadar bir çıkış yaşadı. Süper mükemmel bir çıkış yaşadı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla buradaki düşüşü ben açıkçası beklemedim. Yükselen üçgen formasyonun bir yükselen üçgen formasyonun daha oluşmasını bekledim yükselen e, üçgen formasyonu kırıldıktan sonra ben işleme girdim ve burada kardinalizasyonu yaptım. Aynısını tekrar bekledim bir düzeltme olsun. Açıkçası bu düzeltmenin olacağını zaten tahmin ettim. Yukarı yönlü tekrar hareket geleceğini bekledim ama olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla pozisyonda açıkçası tam şuradan e, girmek istemedim. Tamam şuradan girmek istemedim arkadaşlar. Ee, yukarı yönlü bir hareketin geleceğini düşünemedim. Ve dolayısıyla artık düşüş gerçekleşti. Ve ben de pozisyondan çıkmış oldum arkadaşlar. Tam şu bölgede. Kerralda sunumu yaptıktan sonra. Ama şu an Adam e, Eve formasyonu var arkadaşlar da. Gördüğünüz gibi e 120 dolar direnci kırılmış. Ve test yapmış durumda. Pullback yaptı. Şimdi burada bir konsolidasyon dönemi var. Büyük yatırımcı buradan 80 dolarlardan e, pozisyona girip e, solanın 136-140 dolarlara kadar çıkart ve şimdi burada bir kar realizasyonu yapılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada küçük yatırımcı olanı ayakta tutuyor. Yani büyük yatırımcı takipte şu an. Ee, şöyle söyleyeyim. eğer çok fazla düş, düşmeyeceğini ve buradaki konsolidasyon döneminin tutunduğunu ve direncin altında kapatmadığını, üstüne kapattığını gördüğü zaman o açıkçası otomatikman olarak büyük yatırımcı tekrar pozisyona girip bir sonraki direnç olan 180 dolar seviyesine gitmesini bekliyoruz. Açıkçası Solano'da hala yukarı yönlü e, işlemler benim için devam ediyor. Yukarı yönlü e, hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ekstra olarak çok güzel bir indikatör olan CCI indikatörümüzü açalım. Şimdi CCI indikatöründe arkadaşlar şöyle söyleyeyim günlük periyotta evet bir düşüş senaryosu var ama bizim için CCI indikatörünün en iyi sağlam sinyal verdiği periyot haftalık periyot arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim haftalık periyotta gördüğünüz gibi hala aşağılardayız. Hala fiyatın çok uygun olduğunu gösteriyor bize. Yani yukarılara yönü yani 80 seviyesine kadar gelmesi çok normal olası şey zaten gelmesi lazım öyle söyleyeyim. Bakın buralarda mesela Solana 12 dolar seviyelerindeyken gördüğünüz gibi en az seviye seviyelerdeydi. Daha sonra şöyle söyleyeyim 25 dolar seviyelerindeyken de yine en az seviyelerde. Yani fiyatın çok ucuz olduğunu gösteriyordu bize. Ve daha sonra rallye başladığında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kırmızı noktaya 80'i geçtikten sonra bir düşüş senaryosu gerçekleşti. Bir düzeltme yaptı. Evet. Ama hala yükseliş devam ederken CCI indikatörü ve düşüşe devam ediyordu. Yani burada uyumsuzluk söz konusu. Şu bölümde bir uyumsuzluk söz konusuydu arkadaşlar. Ve zaten sert bir düşüş geldi. Ve şu an CCI indikatörü haftalık periyotlarda gerçekten çok güzel sinyal veriyor arkadaşlar. Şu an kafasını yukarı doğru kaldırmış. Yani ilk hedefi açıkçası şöyle söyleyeyim. İlk hedefi 48 sonraki hedefi 80. Yani dolayısıyla açıkçası şunu söylemem gerekir. Ise, buradaki 185 dolar ve 188 dolar ve bir sonraki ATS 258 dolar açıkçası çok da hayal değil. Solana da gerçekleşebilir bir hayal. Yani şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Açıkçası bu bir yükselişin bir düzeltmesi olabilir. Tekrar bir yükseliş gelebilir. Yani Elut Dalgo teorisine göre arkadaşlar hala yolumuz açık yani onu da söyleyebilirim. Çok fazla detaya giremeyeceğim. Video çok uzun oluyor çünkü arkadaşlar. Eylül dalga teorisini e, inceleyebilirsiniz. Youtube'da çok fazla videosu var. Sol anı için daha ilk yeni dalgalar, ikinci dalga söz konusu. Yani daha beşinci dalgaya kadar çok fazla yolumuz var. Yani yukarı yönlü e, açıkçası sol çıkacağını düşünüyorum. Şu an düzeltme yapıyor. Yukarı yönlü hareketlerin geldiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi geçelim Phantom coin'e. FTM. Şimdi geçenlerde ben size açıkçası FTM ile ilgili e, bir formasyondan bahsetmiştim. Minik toba formasyondan bahsetmiştim arkadaşlar hemen 4 saate alalım formasyon daha net kendini göstersin. Evet. Şimdi ben bunu e, sizlerle paylaşmıştım ve gördüğünüz kırılımdan sonra hedefi göstermiştik ve hedef kendi tabii ki e, yakaladı hatta geçtik bir hedefi. Ama tabii ki yine bir sert bir düşüş yaşandı arkadaşlar. Şimdi bu hedeften sonra e, hemen kırılımdan sonra pozisyona girdiğimiz zaman arkadaşlar %15 hatta %24 %25 gibi kar realizasyonları yaşandı. E tabii nokta atışı beklemesek bile %20 %18 gibi kar realizasyonları yaşandı arkadaşlar. gördüğünüz gibi Hedefe bağlı kaldık ama tekrar terste bıraktı bizi ee, orada sıkıntı yok biz paramızı aldık çıktık çok güzel bir şekilde şimdi normalde oluşması gereken büyük bir e, toba formasyonu vardı biz fokusladık ve içindeki minik toba formasyonunu yakaladık ama e, açıkçası ben onu da paylaşmak istememiştim sizinle çünkü tam net değil de açıkçası toba formasyonu arkadaşlar ve şimdi artık kendini göstermeye başladı şimdi onu paylaşmak istiyorum sizinle arkadaşlar takibinize alın derim yani açıkçası. Şimdi e, bu bizim minik toba formasyonumuz öyle söyleyelim. Şimdi asıl toba formasyonumuzu alalım. Evet. Şimdi şuradan bir sol omuz arkadaşlar. Burası bir baş. Daha sonra bir e, sağ omuz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sonra tekrar sağ omuz. Aynen bu şekilde çok güzel bir şekilde. Tova formasyonu kendini gösteriyor e, 4 saatlik periyotta bakıyoruz şu an günlük periyotta da bakabilirsiniz arkadaşlar sıkıntı yok aynen Toba formasyonu çok güzel kendini gösterdi ama 4 saatte daha net olduğu için 4 saatli açıyorum arkadaşlar şimdi e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar tova formasyonu açıkçası solomuz baş savumuz e, tabi hani e, bu şekilde yakalamak çok zor bakın burada da aslında bir minik tova formasyonu var arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bakın Eee Bakın burada da solumuz baş sağımız arkadaşlar ve kırılımdan sonra hedefine ulaşmış. Yani e, bunlar küçük minik toba formasyonlar öyle söyleyeyim ama e, büyük toba formasyonu şimdi kendini net olarak göstermeye başladı. O yüzden takipimize aldık arkadaşlar. Buradan kırılımdan sonra. Şöyle söyleyeyim. Yukarı yönlü kırılımdan sonra tabi bir pullback bekleniyor. Ondan sonra yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Pozisyona gireceğiz. Yani kırılımdan sonra arkadaşlar özellikle onu söyleyeyim. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Omuz çizgisini kırdıktan sonra ve bir pullback yapmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra ilk gelen yeşil mumla pozisyona girip şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Kesin değil. Ama şansımızı deneyeceğiz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Eee Normalde dolayısıyla şöyle söyleyeyim bir toba formasyonu bu denli normalde çok güzel bu şöyle göstereyim arkadaşlar çok güzel şu şekilde gösteriyorlar resimde ama tabi bunu yakalamamız olmadı toba formasyonu şöyle göstereyim evet. Normalde bu şekilde resimlerde gösteriyor. Tabi de grafikte bu şekilde bulmamız çok zor. Takip etmemiz lazım. Aynen. Ama grafikte gördüğünüz gibi bu şekilde topa formasyonu yakaladık. Dolayısıyla şimdi kırılım mı beklememiz lazım? Kırılımdan sonra arkadaşlar yukarı yönler hareketin geleceğini bekliyorum. Şimdi tekrar burada da bir CCI indikatörüne bakalım arkadaşlar. Haftalık olarak. Evet, fantomda. Phantom'da haftalık olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi daha fiyatın çok ucuz olduğunu gösteriyor aynen. Çok alım seviyelerde uygun olduğunu gösteriyor. Ya yani yukarı yönlü hareketin geleceğini gösteriyor açıkçası arkadaşlar. Yani şu an fiyat 20 seviyelerinde bile değil. Yani yeşil bölgede. Bizim tabii ki ne yapmamız lazım? Buralardan alım toplayıp kırmızı bölgeye çıktığı zaman, 80 seviyesine çıktığı zaman satmamız lazım. Aynen mesela bakın burada da olduğu gibi yeşil bölgeden çok güzel bir alım toplayıp güzel bir rallide arkadaşlar. Tam kırmızı bölgede satış gerçekleşmiş. Geçmişe baktığımız zaman şöyle haftalıkta aynen geçmişte de aynısı olmuş arkadaşlar. Yeşil bölgede yani 0.02 sen seviyelerinde toplandıktan sonra gördüğünüz gibi kırmızı bölge hatta şurası 0.87 sentte çok güzel bir kar yakalanmış. Aynen burada da olduğu gibi yeşil bölge çok ucuz bölge arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler gelip tam 80 bölgesine geldikten sonra bir satış yaşanmış arkadaşlar. Şu an şöyle söyleyebilirim Hala yeşil bölgedeyiz. Yukarı yönlü bir hareketlerin gelmesini bekliyorum açıkçası. E tabii ki ne oldu? Bir de toba formasyonu kendini gösterdi arkadaşlar. Dolayısıyla yukarı yönlü hareket bir nevi tescillendi diyebilirim. Yani bir onayını aldık. Formasyon zaten kendini yukarı yönlü gösteriyor. Kırılımdan sonra hareket buradaki hedef kadar onu da göstereyim. Şuradaki hedef kadar arkadaşlar bir hedef belirleniyor. Dolayısıyla hedefimiz neydi? 2.31 dolar hedefimiz. Kalsın mı burada? Bunu da kaydedelim arkadaşlar. Daha sonra tekrar bakarız. Şimdi fantomdaki e, Phantom'daki topa formasyonu size göstermiş oldum. Bunu da kaydedelim bir kenara arkadaşlar. Kırılım geldikten sonra pozisyona girebilirsiniz. Şimdi gelelim indikatörlerimize. Evet arkadaşlar şu an 3 tane indikatör açtım ben size. 3 tane indikatör de gerçekten birbirinden çok güzel. Şimdi e, şunu büyütelim. Evet. Şimdi Bitcoin paritesindeyiz arkadaşlar şimdi ilk önce şunu söyleyeyim ee, hemen şöyle tekrar küçültelim indikatörlerimizi göstergeler ve stratejiler bölümünde arıyoruz ak yazıyoruz akmekli balıncır bat indikatörü arkadaşlar çok güzel bir indikatör ee, buna bir kere tıklıyoruz daha sonra zaten benim olmazsa olmazım Hayken Aşı. Haykınışı elese usul arkadaşlar. Buna da tıklıyoruz. Bakın burada yazabilirsiniz. Elinizde kağıt kalemin alın ve bunları yazın arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Aktrend. Aynen Aktrend. Burada çıkıyor zaten arkadaşlar. Bunları bir kağıt kaleme yazın. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim için önemli olan konu ne biliyor musunuz? Mu? Bizim için önemli olan konu trendin devamı. Şimdi Heiken Ashi osilatörü zaten hepiniz biliyorsunuz. Birçok videomda bunu söylüyorum. En güzel noktalarda alım-satım sinyalleri veriyor. Ama e, biz Trendin devamı için açıkçası çok fazla pozisyondan girip çıkmamamız lazım. E, şöyle söyleyeyim e, komisyonlara para ödememiz lazım. Şimdi Dolayısıyla aktrendte Bakın burada e, şöyle söyleyeyim yeşil bölgeye girdiği zaman yani Bakın Eksi 93 yani pardon Aynen Eksi 50'den sonra yukarı yönlü bir kırılım geldikten sonra arkadaşlar şöyle tekrar küçültelim. Dikey çizgimizi alalım. Evet. Şimdi bakın burada yeşil bölgeye girdikten sonra bakın burada bir çizgi bıraktık. Dolayısıyla HKNH RSO osilatörün üst bantına geldik. Akmekti'nin yeşil noktasına denk geldik ve açıkçası e, grafikte de yukarı yönlü hareketimize denk geldik. Şimdi AkMekti onu da söyleyeyim arkadaşlar. balıncı Band'la ortak e, senkronize çalışan bir indikatör. Dolayısıyla 3 tane 3 tane yeşil gördüğün zaman, 3 yeşil noktayı gördüğün zaman açıkçası arkadaşlar e, alım sinyallerini gerçekleştirebileceğimiz noktalar bunlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hemen şöyle alım sinyallerini gerçekleştirebileceğimiz noktalar. Ee, Herkese şahresel sorulatörde de gördüğünüz gibi e, Yön yukarı yönlü gidiyor Dolayısıyla e, trendin yukarı yönlü olduğunu Tahmin edebiliyoruz bu şekilde Bakın ak indikatörde gördüğünüz gibi e, Yukarı yönlü yeşil yaktı Ve en önemli nokta Bakın ak indikatörü gördüğünüz gibi Hiçbir şekilde e, Rengini değiştirmiyor yeşille devam ediyor Yukarı yönlü arkadaşlar ama Burada gördüğünüz gibi e, D, yani Ak mekti söyleyebilirim e, Gördüğünüz gibi çok fazla kırmızıyla sizi pozisyona sokup çıkartabiliyor. Yani dolayısıyla burada ak indikatörünü ekstra olarak kullandığınız zaman pozisyon aslında tam şurada bittiğini fark edebiliyorsunuz. dolayısıyla gördüğünüz gibi birçok indikatörde de aynı noktada SAS sinyali veriyor. Mesela tam şu noktada aynen SAS sinyali veriyor arkadaşlar. 1 1 2 3 3 kırmızı yandıktan sonra zaten heykelin şehresel de aşağı yönünü çevirdikten sonra ak indikatörde gördüğünüz gibi kırmızıya döndükten sonra trendin artık aşağı yönüne devam edeceğini gösteriyor. Şimdi tabii ki sadece bunlara bakarak hareket edilmez. Ekstra olarak farklı indikatörlere de bakabilirsiniz. Ama şöyle söyleyebilirim ki bu 3 indikatör gerçekten güzel sinyaller veriyor arkadaşlar. Uyumsuzluklar zaten çok güzel çalışıyor. Onu söyleyeyim. Uyumsuzluklar on numara çalışıyor. Şimdi bakın burada mesela şunu söyleyebilirim. HKH arasayda yukarı yönlü kırmızı tavan bölgesine geldiği zaman bu neydi arkadaşlar? Satışa hazır olun. Düşüş senaryosu gelebilir. Gördüğünüz gibi tam bu noktada arkadaşlar. Aynen Akmekti balıncır band indikatörü kırmızıya döndü ve satışımız gerçekleşti arkadaşlar. Ee, zaten Ak trend indikatörümüz de yönünü aşağı doğru çevirdi ve gördüğünüz gibi satışlar başladı. Aynen kırmızıya da döndü. Artık yön aşağı olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Öyle gösterebiliriz. Şimdi şöyle bizim için aslında önemli olan arkadaşlar nedir biliyor musun? Yükselen bir trendi kaçırmamak. Bizim için en önemli nokta o. Yani isterseniz sadece ak trendi de kullanabilirsiniz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Bakın burada 3 ıı, tane hepsi uyumlu mesela 3 tane yeşil nokta aşağı mesela tepede, gördüğünüz gibi ak indikatör tepede ve dolayısıyla arkadaşlar ıı, yeşiller yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdiği zaman sizler de görebiliyorsunuz. Bakın burada bir uyumsuzluk söz konusu. Onu da göstereyim. bakın bu tepe, bu tepe bu tepeden daha yukarıda olduğu için ama eee indikatör indikatörü gördüğünüz bu aşağıda. Yani dolayısıyla burada bir uyumsuzluk söz konusu ve düşüşün gerçekleşebileceğini gösteriyor. Zaten Heikin şey arasaydı aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar ya yani tüm indikatörlerde bir uyumsuzluk söz konusu. Açıkçası düşüşün zaten kaçınılmaz olduğunu gözüküyor. Aynen bakın burada da olduğu gibi düşüş sert bir şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi e, şu aktrendi bir kapatalım. Evet. Şimdi iki tane indikatörü baz aldığımız zaman arkadaşlar o aktrend zaten şeyde trendin devam edebil, edip edebileceğini e, takip edebilmeniz için arkadaşlar. Şimdi bizim alsat scalping olarak saatlik veya dakikalık olarak işlem yapabileceğimiz noktalarda bu iki indikatör gerçekten bize çok güzel fayda sağlıyor. İlk önce şunu söyleyebilirim. Heiken Ashi RSL oscilatör en alt dipte artık eksi 38'lere kadar indiyse ve gördüğünüz gibi ak de artık e diplerde ise arkadaşlar e bir dip yaptıysa artık yukarı yönlü hareket kaçınılmaz. Onu söyleyebilirim. Yani sürekli aşağılarda yani sürekli bu şekilde aşağılarda gezinilecek diye bir durum söz konusu değil. Kesinlikle yukarı bir çıkacak. Kendini yukarı atacak. Tekrar aşağı sarkabilir. Bakın onu söyleyeyim. Yani aşağıda kendini yukarı atabilir. Tekrar aşağı sarkabilir. Ama siz işte bu yukarı attığı zaman karınızı sağlayacaksınız. Aynen bakın burada da Heyken Aşağı sahip burada da gördüğünüz gibi yeşil bölgede dipte tam alım fırsatını verdiği bölgede aynen grafikte bakın tam burada gördüğünüz gibi hemen işaretleyelim. Aynen grafik tam aşağı seviyesinde ve Heikanesi de aşağı seviyesindeyken yukarı yönlü çok güzel bir hareket geliyor arkadaşlar. Aynı e, mesela şunu da yapabilirsiniz. E, Akmekli indikatöründe de ikinci yeşilde de siz de pozisyonu burada dahil olabilirsiniz. Yani ikinci teyidini onayını alabilirsiniz. Aynen bakın burada olduğu gibi arkadaşlar Heikanesi RSI çok tepede. E, artık kırmızı bölgede yani satışın gerçekleşebileceği bölgede. Gördüğünüz mü? satış gerçekleşiyor. Aynen böyle. Mesela iki indikatörde çok güzel tepede gördüğünüz gibi kırmızılar yanmaya başladı. HKNH'de de kırmızılar yanmaya başladı. Aşağı yönlü hareket geliyor. Yani burada bir şansımızı deneyebiliriz. Short işlem açabilirsiniz arkadaşlar. Aynen bakın burada çok sert bir yükseliş. Daha sonra HKNH kırmızı bölgeye giriyor. Daha sonra tekrar aşağı arkadaşlar. Yani HKNH ve e, AKMD indikatörlerinin kombinasyonuna gerçekten güzel işler e, başarabileceğimizi düşünüyorum. Aynen bakın burada artık tavan bölgesine yeşil ve alın fırsat bölgesine geldi. Yukarı yönlü hareketler başladı. Aynen herkese de gördüğünüz gibi tavan bölgesinde Bitcoin'de ve eee indikatörü ilk yeşilini yaktı. İkinci yeşilleri açıkçası pozisyon girip bir şansımız deneyebiliriz. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Varsa aklınıza fikirlerinize çok uyumlu olan indikatörler bizimle paylaşabilirsiniz. Mail yoluyla da yorum yoluyla da paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.